Merhaba, ben İskender Ada. Dijital Finans'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Programa başlamadan önce değerli sektör çalışanlarının Dünya Bankacılar Günü'nü kutlamak istiyorum. Bankacılık sektörümüzün dünyada örnek gösterilen bir noktada olmasında her çalışanın çok önemli değerli katkıları var. Bankacılık sektörünün de son zamanlarda daha fazla dahil olduğu sermaye piyasalarını konuşacağız bugün. Yeni yatırımcı sayısı çok giderek hızlı artıyor. Bununla birlikte de sermaye piyasalarında bir dijitalleşme rüzgarı var. Bunu da sektörün göbeğinden değerlendireceğiz. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tevfik Eraslan bizlerle birlikte. Tevfik Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk İskender Bey. Öncelikle sizi tanıyalım kısaca. Finans geçmişinden o zaman başlamakta ben fayda görüyorum. Bankacılıkla kariyerime başladım 1995 yılında. O dönemde ilk yaptığım iş bono dealerlığıydı. 6 yıl boyunca iki tane farklı kurumda aşağı yukarı benzer görevlerde bulundum. 2001 yılından bu tarafa portföy yönetim sektöründeyim. Son 8 yılımı da iş portföyü genel müdürü olarak görev yapıyorum. Şu anda aynı zamanda Sermaye Piyasası Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimde var. Çok teşekkürler. Sermaye Piyasası Birliği'nin sektöre katkıları çok fazla. Ama ben izleyicilerimiz için bu konu biraz daha açmak istiyorum izninizle. Üyeleri kimler, hangi başlıklarda ne gibi faaliyetler sunuyor birlik? Şimdi Sermaye Piyasası Birliği finansal alanda en kapsayıcı sektör üst kurulu birliği diye düşünebiliriz. Çünkü bizim çok sayıda üyemiz var. Bankalar bizim üyemiz. 45 tane banka üyemiz var. 71 tane aracı kurum. 50 tane portföy yönetim şirketi. Onun dışında da 49 tane de yatırım ortaklığı üyelerimiz arasında yer alıyor. Toplamda 215 tane finans kuruluşu birliğin üyesi. Birlik olarak biz neler yapıyoruz? Bir, üyeler arasında dayanışmanın sağlanması, mevzuatın iyileştirilmesi yönünde kamuyla irtibat halinde bulunması. Onun dışında sektöre yönelik her türlü istatistiki verilerin yayımlanması. Onun dışında yine baktığımız zaman birçok meslek alt gruplarımız var. O gruplar vasıtasıyla, çalışma gruplarımız vasıtasıyla da çalışmalarda bulunup bu alanlarda katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Şimdi az önce bahsettiniz. Birliğin en önemli fonksiyonlarından bir tanesi de meslek komiteleri bana göre. Ben de yakından takip ediyorum oradaki gelişmeleri. Bu komiteler aracılığıyla siz sektörün değerli kurumlarını da sektörün gelişimine katkı sağlamak için özel bir yere konumlandırıyorsunuz. Özellikle meslek komitelerinin 2021 yılındaki önemli başlıklarında neler ön plana çıkıyor? Bir bunu öğrenmek isterim. Bunu da banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi ve yatırım ortaklığı perspektifinden aslında dinlemek isteriz sizden. Yani işin özeti de aslında bakarsanız şimdi saydık çok farklı disiplinlerde faaliyet gösteren üyelerimiz var. Dolayısıyla bu faaliyet alanlarına göre de meslek komiteleri oluşturduk. Bu meslek komiteleri o faaliyet konularıyla ilgili çalışıp bu alanlarda biz nasıl olur da yaptığımız işin kalitesini yükseltebiliriz, yatırımcılara daha fazla katma değer sağlayabiliriz, ülkemizin makro ekonomisine daha fazla katkıda bulunabiliriz. Bunlara bakıyoruz. Dolayısıyla düzenli olarak bu komitelerimiz her ay toplanıyor ve bu toplantılarının sonucunda da muhakkak çıktıları oluyor. Bu yıl yönetim kurulu olarak yani yeni yönetim kurulu olarak geçen yıl yapılan seçimden sonra 11 tane ana proje konusu belirledik. Ve bunları da yönetimde kaldığımız 2 yıl boyu içerisinde hayata geçirmek istedik. Herkesin tahmin edebileceği gibi hayat çok yoğun. Dolayısıyla günlük konular zaten birliğimize gelecekti. Ama biz dedik ki bu günlük olarak gelen ve bizim zaten çözmek zorunda olduğumuz konuların yanında biz baştan çözmeyi düşündüğümüz konuları da kendi gündemimize alalım ve bu 2 yıl içerisinde mümkün olduğu kadar bunları hayata geçirelim istedik. Bunlardan bir tanesi sizin de ifade ettiğiniz gibi bireysel yatırımcı sayısında son dönemde çok ciddi bir artış var. Nisan ayı rakamlarına göre 2.674.000 yatırımcı var şu anda sermaye hisse senedi piyasamızda. Ve bu rakam aslında bakarsanız bir yıl önce, 1,5 yıl önce
bundan çok çok daha aşağıdaki bir rakamdı. Hızla yeni yatırımcılar buraya katılıyorlar. Dolayısıyla buradaki yeni gelen yatırımcıların memnun kalması, bu memnuniyetini başka yatırımcılara ifade etmesi, dolayısıyla da buranın büyümesi birlik olarak bizim en fazla görmek istediğimiz tablo. Dolayısıyla biz ne yaparız da bu tabloyu sağlayabiliriz. Bu bizim en önemli yol haritasındaki projemiz. Bunun dışında neler var? Mesela İstanbul Finans Merkezi projesi var. Aslına bakarsanız bu bir taraftan hükümetin projesi. Onlar bu işi zaten ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Ama İstanbul Finans Merkezi olacaksa bundan en fazla menfaat sağlayacak olan kurumlar yine bizim üyemiz olan kurumlar olacak. Dolayısıyla biz İstanbul Finans Merkezi'ni nasıl katma değerli hale getirebiliriz? Üyelerimiz burada ne görmek istiyorlar? Ya da hangi özelliğimizi ön plana çıkartırsak İstanbul daha fazla uluslararası finans merkezi olabilir. Bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuyla ilgili üyelerimize yönelik olarak anket yaptık. O anketin sonuçlarını alıyoruz. Yine paydaşlarımızla paylaşıp dolayısıyla burada da daha iyi bir yöne gidebilmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine bu konuyla ilgili bakacak olursak başka bir konu maddemiz bireysel emeklilik sistemi. Bireysel emeklilik sisteminde de şu var. Aslına bakarsanız sermaye piyasalarında çok uzun zamandır sıkıntısını çektiğim şey arz sıkıntısı değildi, talep sıkıntısıydı. Dolayısıyla bireysel emeklilik buradaki talep tarafını yukarıya doğru çeken bir etmen. Dolayısıyla bireysel emeklilik sisteminin katılımcılarının memnuniyetinin arttırılması da buradaki katılımcı sayısının artması, birikimlerin artması anlamına geleceği için birlik olarak bu konuya da çok fazla önem veriyoruz. Yine bizim önem verdiğimiz konulardan bir tanesi yatırım danışmanlığı konusu. Evet, çok büyük parası olan insanlar dönüp birebir danışmanlığı dünyanın her yerinde çok rahat alıyorlar. Ama küçük birikimleri olan insanlara biz yatırım danışmanlığını nasıl vereceğiz? Aslına bakarsanız sizin programınızın konu başlığıyla da çok ilintili bir iş. Dolayısıyla dijital yeteneklerimizi, gelişmişliğimizi biz yatırım danışmanlığına nasıl aktarabiliriz? Bu vasıtasıyla insan ve dijitalleşmeyi yan yana koyarak bugünkünden daha iyi yatırım danışmanlığı hizmeti vererek yatırımcıların daha isabetli karar almalarına nasıl yardımcı olabiliriz? Bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yine çalışmalarımızdan bir tanesi girişimcilik ekosisteminin sermaye piyasalarıyla entegre edilmesi konusu. Yani bizim ülkemizdeki yeni girişimcilere baktığım zaman ben gerçekten çok çok heyecanlanıyorum. Çok iddialı projeleri var. Bu çocuklara biz dönüp önlerini açabilecek imkanlar sağlayabilirsek aslında gelecek dönemde Türkiye için de çok anlamlı ve önemli işler yapmış olacağız. O nedenle burada girişimlerin finanse edilmesi ve bu girişimlerin zaman içerisinde büyütülebilmesine yönelik olarak sermaye piyasası imkanlarını nasıl kullandırılacağı konusunu da çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili de oldukça fazla aktivite içerisindeyiz. Yine uluslararası yatırımcılara sermaye piyasalarımızın tanıtılması, ondan sonra İslami ürünlerin burada daha fazla geliştirilmesine yönelik olarak yapılabilecek unsurlar, yeni ürünlerin yaratılması konusu, mesafeli sözleşme konusu ve sürdürülebilirlik konusu bizim yol haritamızın içerisindeki konu başlıkları. Bunları proje gruplarımız bazında inceliyoruz ve yapılabileceklere bakıyoruz. Hangi meslek komitemizin ilgi alanına girerse bu konular o meslek komitemizin altında bunları inceliyoruz. Vallahi her bir başlık ile ilgili burada dijital finansla ayrı bir bölüm yapabiliriz. Özellikle İstanbul Finans Merkezi konusu da ilgiyle takip ettiğimiz konulardan bir tanesi. Oraya bir İstanbul Fintech Merkezi olarak konumlandırmak gibi bir söylem de vardı biliyorsunuz. Ki siz oraya çok güzel girişimcilik ekosistemini bağladınız. Bence bunların hepsi birbirinin ayrılmaz parçaları. Birliğin bütün üyeleriyle birlikte, bütün değerli yöneticileriyle birlikte buraya katkı sağlıyor olması da hepimizi heyecanlandırıyor. Burada yani güzel bir gelecek hedefliyoruz, planlıyoruz. Bunun için de herkesin canla başla çalıştığını görmek gerçekten çok önemli. Çok güzel bir noktaya parmak bastınız az önce. Yeni yatırımcı sayısı. Ben oranın biraz daha detayına girmek istiyorum. Söylediğiniz gibi son bir senede yaklaşık 1.2 milyonluk bir yatırımcı sayısı artışı var.
Bu sabah baktım Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ben de raporlarına. Bunun yaklaşık %30'unu 40 yaş altı yeni yatırımcılar oluşturuyor. Hatta sadece 20-24 yaş aralığında yeni 60 bin yatırımcı gelmiş. Bu yeni yatırımcı girişini, özellikle gençleşen yatırımcı kitlesini siz neye bağlıyorsunuz? Bir de gençlerin bu konuya artan ilgisi için kurumlar da tabii onlara yönelik artık yeni hizmetler sunması gerekiyor. Bir dönüşüm yaşaması gerekiyor. Orayı nasıl gözlemliyorsunuz? Birlik olarak siz bu konuda nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Yani bu yeni katılan yatırımcıların memnuniyetinin bizim için çok kıymetli olduğunu ifade etmiştim. Baktığınız zaman son dönemdeki merkez bankalarının pandemiyle birlikte izlemiş oldukları genişleyici para politikaları ve pandemiyle birlikte dijitalleşmenin hızlı bir şekilde gelişmiş olması sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde sermaye piyasalarına olan ilginin artmasına neden oldu. Bu pay piyasalarına olan ilginin de artmasını beraberinde getirdi. Yatırım fonlarına olan ilginin artmasını da beraberinde getirdi. Biz bundan son derece memnuniyet duyuyoruz. Dolayısıyla bu alan bir anda ekonomi için yeni kaynak yaratılabilecek bir alan haline de geldi. Yani biz geçmiş dönemde hep şundan şikayet ediyorduk. Bankacılığın kredi mekanizması dışında bizim reel sektörü finanse edebileceğimiz başkaca kuvvetli alanlarımız yok diyor idik. Şimdi mesela geçen sene 8 tane halka arz yaptık. 1.1 milyar TL'lik bir kaynağı halka arzlarla ekonomiye aktarabildik. Bu sene 14 tane halka arz oldu. Duyuyoruz daha arka tarafta gelecek olan yeni şirketlerimiz var. Orada da yaklaşık olarak 7.8 milyar TL'lik bir kaynak sadece birinci halka arzlardan sisteme aktarılabildi. Dolayısıyla önemli miktarda bir kaynağı biz şirketlerimizin kullanımına bu yolla veriyoruz. Diğer taraftan ama bu yeni katılan yatırımcıların tamamının memnuniyeti bizim için çok kıymetli. Genç olan arkadaşlarımızın da, ileri yaşlı olanların da memnuniyeti bizim için son derece önemli. Dolayısıyla bu yatırım danışmanlığı dediğimiz kısım burada aslında bizim en fazla kafa yorduğumuz alanlardan bir tanesi. Dolayısıyla biz nasıl olur da şu andaki teknolojik gelişmeleri insan kaynağıyla birleştiririz ve yatırımcılara kendi risk düzeyleriyle uyumlu yatırım ürünlerini tavsiye eder ve onların daha beklentileriyle uyumlu bir getiri elde edebilmelerine katkıda bulunuruz diye bununla ilgili çalışıyoruz. Zannediyorum çok kısa süre içerisinde üyemiz olan şirketlerin bu konuyla ilgili çok farklı ürünlerinin çıktığını biz görüyor oluruz. Bununla ilgili mevzuatın ürünlerle birlikte geldiğini görüyor oluruz. Ve bunun sonucunda da yatırımcıların bu teknolojiyle desteklenmiş yatırım karar alma süreçlerinin onlar adına daha isabetli sonuçlar çıkarttığını da hep birlikte gözlemliyoruz. Bu amaçla da biz çalışıyoruz. Dijital finansın ilk bölümünde aslında tam da bu konuya değinen bir bölüm yapmıştık. Robo danışmanlık uygulamaları, işte riski çok kolay hesaplayan, sizinle yayın öncesi sohbetimizde de aslında bu işin kilit noktasının yatırımcı doğru tanımak olduğunu, burada da önemli olan kıymetli şeyin veri olduğunu, bu verinin fintechlere sağlanması halinde, fintechlerle birlik üyeleri arasındaki işbirliğiyle çok güzel noktalara gelebileceğini biliyoruz. Ben Türkiye'de çok güzel örneklerini biliyorum ama bu daha da güçlü sunulabilir. Sizin söylediğiniz gibi mevzuat tarafı da burada destekleyici bir unsur. Yaklaşık 1-1,5 sene evvel bununla ilgili bir tebliğ taslağı da aslında ortaya çıkmıştı. İnşallah o da umarım artık resmi olarak açıklanır ve buradaki uygulamaları görürüz. Tabii burada bu yan hizmetlerle ilgili olarak şu ön plana çıkıyor. Yeni yatırımcı geldi. Dünyada da aracılık komisyonları giderek azalıyor. Hatta sıfıra kadar iniyor ve yatırımcılar da doğal olarak buraya ilgi gösteriyorlar. Türkiye'de de benzer uygulamalar başladı. Şimdi kurumlar açısından çok önemli bir karar bu. Çünkü tabiri caizse ana faaliyet konusu olan ana gelirinden vazgeçiyor. Ama diğer yandan da bütün bu komisyon oranlarının belli bir seviyede fikslendiği noktada da yeni yan hizmetler, müşteri deneyimini arttırıcı hizmetler ön plana çıkmaya başlıyor. Siz bu konuyu hem kurumlar açısından hem de yatırımcılar açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bizim bir kere birlik olarak bir tarife, ücret tarifesi yayınlanması ile ilgili bir politikamız yok.
Ama üyelerimizin tamamının serbest bir rekabet ortamında fiyatlarını belirlemesi ve hizmet kalitesini yükselterek müşterilerine sunmaları yönünde de her türlü çabayı gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde bu teknolojiye dayalı rekabetin ben hem hizmet kalitesinin artmasına vesile olacağını hem de yatırımcı memnuniyetinin artmasına vesile olacağını düşünüyorum. Özellikle şu anda mesela gündemde olan konulardan bir tanesi yine sermaye piyasası kuruluşlarının da mesafeli sözleşme yapabilmesine yönelik olarak bir düzenlemenin kısa bir süre içerisinde gelmesini bekliyoruz. Bankacılıkta bu bildiğiniz gibi başladı ve orada olumlu sonuçlar alındığını da bankacı arkadaşlarımızdan duyuyoruz. Dolayısıyla bunun yine aracı kurumlar ve portföy yönetimleri tarafında da benzer şekilde uygulanabilmesine yönelik olarak bir düzenleme üzerinde sermaye piyasası kurulumuz çalışıyor. Umarız kısa bir süre içerisinde o da gelir. Böylece teknolojiyle çok da fazla şubeleşmeden ama bütün ülkeyi kapsayacak şekilde hizmetlerini üye kuruluşlarımız sunabiliyor olurlar. Dolayısıyla bunun Türkiye'de sermaye piyasalarının kapsayıcılığına çok fazla faydasının olacağını ben değerlendiriyorum. Özellikle bu video görüşmeyle hesap açılışı ben de deneyimledim. Bankalarda hesap açtım. Hakikaten çok güzel. Böyle bir bilim kurgu filmi gibi geliyor ilk etapta. O müşteri temsilcisiyle video görüşme yapıp orada hesabı açmak, sözleşme onaylarını yapmak. Ben 20 yılı sektörde bizzat o hesapları açan taraftaydım. O yüzden onların sıkıntısını biliyorum. Yani yatırımcı açısından büyük kolaylık ama sektör çalışanı açısından da önemli bir kolaylık. Çünkü sektör çalışanları da tabiri caizse bu işe harcadıkları, bu işin operasyonuna harcadıkları efor yerine işte sizin az önce belirttiğiniz başlıklarda dünyada ne oluyor? Biz nerelere nasıl yatırımlar yaparsak nasıl büyürüz? Hangi teknolojiler gelişiyor? Oraya katkı sağlıyor olacaklar. Kendilerini oraya yönlendiriyor olacaklar. Topyekun bir dönüşüm olacak. Önemli adımlarından bir tanesi de bu müşteri edinimi. Birliği etkinliklerini de ben yakından takip ediyorum. Siz yakın zamanda çok güzel böyle webinar etkinlikleri serisi başlattınız. Hem regülasyon gelişmelerini, hem yeni teknolojileri, hem de sermaye piyasası kurumlarıyla fintechlerin işbirliklerini değerlendiriyorsunuz. Az önce de bahsettiğiniz önemli başlıklardan bir tanesi girişim ekosistemi. Büyük kurumlar kendi kaynakları ile fintechlerin çevikliklerini birleştiriyorlar. Son dönemde bunların yakınlaşmasını daha fazla görüyoruz. Siz bu vizyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradaki etkiyi artırmak için başka yeni hangi adımlar atılabilir? Gerçekten de son dönemde teknolojik imkanlardan birlik olarak biz de son derece en uçta faydalanım istedik. Bunun faydalarını da görüyoruz. Çünkü bu işleri fiziki ortamda yapabilmenin yapıyorsunuz ama erişebildiğiniz insan sayısı sonuçta sınırlı oluyordu. Şu anda bu online imkanlar bizim çok sayıda kişiye erişmemize imkan sağlıyor. Dolayısıyla vermek istediğimiz mesajları çok daha geniş kitlelere verebilme imkanımız oluyor. Bu konuda bizim gibi olan başkaca birlik, dernek ve kurumlarla da işbirliği yapıyoruz. Onların üyelerine de dönüp bu yöndeki eğitimlerimizden ya da konu başlıklarımızdan anlatma imkanı buluyoruz. Bu son dönemde başlattığımız online webinar etkinliklerimizi önümüzdeki dönemde de biz arttırarak devam etmek istiyoruz. Sizin ifade ettiğiniz gibi fintechlere mesela yönelik webinarımız olmuştu. Blockchain teknolojisine, tokenization'a yönelik olarak webinarımız oldu. Yine baktığım zaman kur riskinin yönetimine yönelik olarak bir başka webinar düzenlemiştik. Yine finansmana sermaye piyasaları yoluyla erişme amaçlı bir webinar düzenlemiştik. Bunların her birisi gerçekten çok etki de yaptı. Biz çok olumlu geri dönüşler de aldık. Bundan sonraki dönemde planladığımız şeylere baktığım zaman webinarlara sürdürülebilirlikle ilgili, etki yatırımıyla ilgili, yine girişimcilikle ilgili webinarları planlıyoruz. Bunları önümüzdeki dönemde izleyicilerimizle, bizi takip edenlerle paylaşıyor olacağız.
Birliğin kanalına abone olmayı unutmayın diyelim o zaman. YouTuber tabiriyle Tevfik Bey hakikaten özveriyle orada çok güzel yayınlar yapıyor. Ben bakıyorum akşam saatte evinizin ortamında ailenizle geçireceğiniz vakitten orada feragat edip sektörün gelişimi için katkı sağlıyorsunuz. Önceden de takip ediyordum ben. Bu bahsettiğiniz işte özellikle kur riski veya işte halka arzlarla ilgili bilgilendirmeleri birlik turneye çıkıyordu, böyle bir Anadolu gezisi yapıyordu hatırlıyorum, ama şimdi teknolojiyi burada kullanıyor olmanız ve günden güne de kalitesi artıyor, böyle bir televizyon programı yayını gibi işte altyazı alttan akıyor, konuklara bağlanılıyor falan, tebrik ediyorum ben. Biz de öğreniyoruz. Hep birlikte. Az önce çok güzel bir noktaya değindiniz, blockchain dediniz. Şimdi dijitalleşmeyi ve finansı konuşuyorken blockchain'e dokunmamak olmaz. Ben bu teknolojinin internet kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ülkemizde blockchain deyince ister istemez konu işte kripto paralara, bitcoin'e vesaire gidiyor, ama altında yatan teknoloji gerçekten çok değerli. Sermaye piyasaları açısından bu teknolojinin kullanılabileceği alanlar üzerine ne söylemek istersiniz? Bir bunu dinlemek isterim. Bir de tamam, kripto parayı da yine göz ardı etmeyelim. Biliyorsunuz orada da bir regülasyon hazırlığı var. Birlik olarak siz bu regülasyon hazırlığının neresindesiniz? Nasıl bir katkı sağlıyorsunuz? Ya da bu konuyla ilgili nasıl bir gelecek öngörüyorsunuz? Blockchain teknolojisinin önümüzdeki dönemde gerçekten insan hayatını değiştirebilecek önemli teknolojilerden biri olduğu konusunda hemen hemen herkes mutabık. Bir araştırma yapılıyor. Önümüzdeki dönem blockchain teknolojisini şirketinizde kullanmayı düşünüyor musunuz diye. Sadece şirketlerin %1'i biz böyle bir teknolojiyi kullanmayız diyor. %99'u ben blockchain teknolojisini öyle ya da böyle yapacağım işlerde kullanacağım diyor. Blockchain teknolojisi dediğimiz zaman anlamamız gereken şey şu: çok sayıda bilgisayarın mutabakat sağlayarak bir takım verileri dijital olarak kaydettikleri bir muhasebe defterini düşünebiliriz. Burada bütün veriler bloklar halinde gruplandırıldığından dolayı da buna blockchain diye adlandırıyoruz. Günümüzde çok sayıda şirket ve çok sayıda sektör blockchain teknolojisini şu anda dahi kullanıyor. Ama önümüzdeki dönemde bu teknolojiyi daha fazla kullanmak amacıyla bugünden yatırım yaptıklarını da gözlemliyoruz. Yani baktığım zaman yine bankacılık tarafında para transferi, uluslararası transferler, tedarik zinciri, onun dışında sağlık sektörü gibi alanlarda şirketlerin bu teknolojiyi kullandıklarını görüyoruz. Mesela bazı ülkelerde tapu kayıtlarının blockchain'le tutulmasına yönelik olarak proje başlatıldığını biliyoruz. Bazı ülkelerin deneysel olarak seçimleri blockchain teknolojisiyle yapmak üzerine çalışmalarının olduğunu görüyoruz. Demek ki önümüzdeki dönemde bu teknoloji hayatımızda önemli bir yeri olacak teknoloji. Evet, bunun altında kripto paralar da yapılabiliyor. Dolayısıyla kripto paranın da yazılım teknolojisi blockchain teknolojisi üzerine bina edilmiş. Dünyanın her yerinde bu konuyla ilgili kafa yorulduğunu da görüyoruz. Evet, bununla ilgili bir takım aktivite var. Ülkelerdeki regülasyonu yapan, düzenlemeleri yapan kurumlarsa ihtiyatlı yaklaşıyorlar. Yani biz bir süre buradaki faaliyet gösteren kurumların nasıl faaliyet gösterdiklerini inceleyelim. Dolayısıyla erken düzenleme yapıp hata yapmayalım bir bakış açısı var. İhtiyatlı bir yaklaşımla bu konuyu ele alıyorlar. Ama bir taraftan da bu konu çok hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor. Yani aslında düzenleyici otoritelerin ihtiyatlı olalım, bunu zamana bırakalım takvimleri de bir taraftan da sıkışmaya başlıyor. Buna yönelik olarak her ülkenin artık küçük küçük bir yerinden başlayarak bununla ilgili düzenleme yaptığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ben bununla ilgili bizim tarafta da düzenleme yapılacağına yönelik olarak sinyalleri alıyorum. Özellikle bu alım-satım yapan
platformların işleyiş esasları, müşteri kabul kuralları, burada alınıp satılan kripto paraların vergilendirilme durumu, buradaki varlıkların saklanılmasına yönelik neler yapılması gerektiğine yönelik olarak arkadaşlarımız, düzenleyici otoriteler çalışıyorlar. Zannediyorum çok da uzamayacak bir vakitte bununla ilgili bir takım düzenlemeleri görüyor ve duyuyor oluruz. Evet, sektörde dört gözü bekliyor. Programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak ben birliğin çok değerli etkinlikleri var. Ondan açıkçası bahsetmek istiyorum. Hem Sermaye Piyasaları Kongresi hem de Dünya Yatırımcı Haftası. Dün itibariyle hatta Sermaye Piyasaları Kongresi'nden de bana içerik komitesi için bir nazik bir davet geldi. Biz de elimizden gelen katkıyı yapıyor olacağız. Bu sene bildiğim kadarıyla hibrit olarak gerçekleşecek. Çok kısa aslında sizin hem bu kongrenin konsepti hem de bizim sermaye piyasalarının geleceğiyle ilgili öngörülerinizi almak isterim. Şimdi Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi aslına bakarsanız bu ülkemizdeki bu alandaki en katılımı yüksek olan birliktelik ve bilgilenme biçimi diyebiliriz. Ben gerçekten bu kongreyi ilk düşünen, öneren ve yapan birlikteki arkadaşlarımın tamamına, eski yöneticilerimizin tamamına burada teşekkür etmek istiyorum. Son yaptığımız kongreyi 2019 yılında yapabilmiştik. 2020 yılında pandemi nedeniyle yapma imkanımız olmamıştı. 2019 yılındaki kongremize 8.000 kişi kayıt yaptırdı. Fiziki olarak bunlardan 5.000 tanesi gelip kongreye katıldı. Çok sayıda panel düzenliyoruz. Dolayısıyla eğitimlerimiz oluyor. Ben çok doyurucu ve sermaye piyasaları ile ilgili heyecan uyandırıcı bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu yılda bu aktiviteyi içini gerçekten doldurarak yapmak istiyoruz. Ve amaçladığımız şey günün birinde bu kongre sadece Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi olarak kalmasın, bölgesel düzeyde uluslararası bir kongre hüviyetine kazansın ve bütün dünya basınının ve bu konuyla ilgili olan insanların dikkatini çeken bir kongre haline gelsin istiyoruz. Bu amaçla da özveriyle sadece birlik olarak değil, sektör olarak çalışıyoruz. Siz biraz önce ifade ettiniz, sektördeki tüm arkadaşlarımızın görüşünü alıyoruz. Bu kongrenin ana temasının belirlenmesinden tutun da tek tek her bir panelde konuşulacak konuların tespit edilmesine kadar çok demokratik bir yöntemle ve sektördeki tüm arkadaşlarımızın katılımıyla bunu yapıyoruz. Ama işin güzelliği şu, bütün arkadaşlarımız da canı gönülden bu işe destek veriyorlar. Ben o nedenle bu işin %100 başarılı olacağına ve gitmek istediğimiz yere bizi götüreceğine eminim. Heyecanla bekliyoruz Seyfik Bey. Çok çok güzel aktardınız son bölümü. Çok teşekkür ediyorum bugünkü yayına katkılarınız için. Çok memnun oldum. Çok ben sağ olun. Ben davetinizden dolayı teşekkür ediyorum İskender. Teşekkürler. Evet, dijital finansının sonuna geldik. Bugün sermaye piyasalarında dijitalleşme rüzgarını konuştuk. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tevfik Eraslan konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.